Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Samsun'un il örgütümüz adına saygılarımıza, sevgilerimize selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği üzere ülkemiz ve şehrimiz ekonomik bir buhran içerisinde. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak Türkiye'nin her yerinde, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar, Cumhuriyet Halk Partimizin başta Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, gencimizle, kadınımızla, Türkiye'nin her yerinde özellikle ekonomik buhran içerisinde olan hemşehrilerimizin, çiftçilerimizin, emeklilerimizin, emekçilerimizin yanında olmak adına bu zor günlerde bütün ülkede ziyaretler yapıyoruz, vatandaşımızın derdini dinliyoruz. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çözüm önerilerini vatandaşımızla, halkımızla paylaşıyoruz. İşte böyle bir ziyaret kapsamında aramızda çok kıymetli genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz var. Dün çeşitli ziyaretler ve toplantılar yaptık. Bugün de yine ilimizde odalar, meslek kuruluşları, esnafımız ve halkımızla buluşacağız. Ben izniniz olursa çok kıymetli konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Gülizar Bicer Karaca aramızda. Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Yüksel Taşkın Bey aramızda. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam Bey aramızda. Gene Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilimiz Sayın Yıldırım Kaya Bey aramızda. Aynı zamanda Parti Meclis Üyemiz Sayın Neslihan Ancıova'nın, Samsun Milletvekilimiz Kemal Zeybek Bey aramızda. Ben sözlerimi uzatmadan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gülizar Bicer Karaca'ya sözü takdim ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan Yardımcı. Teşekkür ederim başkanım. Değerli arkadaşlar, sevgili Samsunlu yurttaşlarımız, sevgili basın emekçilerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle soğuk bir Samsun sabahından selamlıyorum. Dünden bu yana milletvekili arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcımızla birlikte Samsun'dayız. Dün Samsun'da, Atakum'da bir dizi ziyaret ve ardından KYK buluşmamızı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen 20 Temmuz sivil darbesi sonrasında ihraç edilen, işsiz kalan, sivil ölümle terk edilen KYK'larla buluşmalar gerçekleştirip onların uğradıkları hak ihlallerini dinleyerek bir raporlaştırma sürecini takip ediyoruz. Dün de Samsun'da Karadeniz toplantımızı gerçekleştirdik. 4,5 saati aşkın süre devam eden toplantı sonrasında da bugün burada önce sizlerle ülke gündemini, Samsun gündemini değerlendireceğimiz basın toplantısının ardından yine esnaf ziyaretlerimiz, hemşeri dernekleri ziyaretlerimiz, sivil toplum örgütleri ziyaretimizle Samsunlu yurttaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında yaşanan ülkedeki kırılgeçmiş sorunlara karşısındaki çözüm önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli Samsunlu yurttaşlarımız, sevgili basın emekçilerimiz, her yurttaşımız sabah kalktığında huzurlu, güzel, mutlu bir güne uyanmak ister. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 84 milyonun her biri, her yurttaşımız en iyi şekilde huzuru, özgürlüğü, barışı, umudu ve rahat bir yaşamı hak ediyor. Peki bugün ülkemiz bu çarşamba günü sabah böyle bir güne mi uyandı? Maalesef hayır. Günlerdir, aylardır, yıllardır maalesef böyle günlere uyanamıyor. Ekonomik buhran yurttaşlarımızı inim inim inletiyor. Artık çocuklar, 12-13 yaşındaki çocuklar çıkıp mikrofona diyor ki karnım doymuyor, aç kalıyorum. Açlığımı bastırmak için
su içmek zorunda kalıyorum. Bir başka anne diyor ki, 6 çocuk annesiyim. Çocuklarım sebzenin ve meyvenin tadını bilmeden büyüyor. Diyarbakır'da bir bebek elektrik borcunu ödemediği için elektriği kesilen evde soğuktan ve rahatsızlığı nedeniyle buhar makinesini elektriksiz çalıştıramadıkları için yaşamını yitirmiş durumda. Şimdi ben buradan soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini sıralayan, değiştirilmeyen, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğu yazıyor. Peki sosyal bir devlette az önce anlattığım manzaralar yaşanır mı? Yaşanmaması gerekir. Sosyal devlet işte muhtaç durumda olan, yoksul olan, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların bu ihtiyaçlarını bir devlet olmanın sorumluluğuyla bir siyasi iktidarın tek elinde değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bir birey olarak devletten bunları talep etme ve devletin de bunu yerine getirme ödevi vardır. Devlet derken devlet hepimiziz. 84 milyon devlet. Devlet deyiminden şu an devleti yöneten iktidarı ifade ettiğimizi herhalde söylememe gerek yoktur. İşçiler asgari ücret zammıyla sanki çok mutlu olmuş gibi bir hava yarattılar. Oysa ki alım gücüne baktığımız zaman asgari ücretin alım gücüne oranının oldukça ihtiyaçları karşılamaktan yoksun olduğu görülecektir. Ancak asgari ücrette önemli bir, dikkate değer bir artış ve aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği ve yıllardır yapılacak, yapılmalı dediği bir hususun daha hayata geçmiş olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de buna vesile olmuş olması gerçekten önemli bir durum. Biliyorsunuz asgari ücret kadar geliri olanlardan bu miktar 4.225 küsurdu galiba. Bunun üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Yıllardır hep ne dedik? Asgari ücret kişinin geçinmesi için muhtaç olduğu, ihtiyacı olan en az ücret demektir. O nedenle bu ücretten gelir vergisi alınmamalıdır, vergi alınmamalıdır dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu talebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayata geçireceğim dediği bu hususunda bugün mecliste görüşülüyor olması da Cumhuriyet Halk Partisi adına, tüm emekçi kardeşlerimiz adına önemli bir kazanımdır diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, çiftçilerimizin durumu malum. Her gün yüzlerce telefon geliyor, mesaj geliyor. Sayın vekilim, geçtiğimiz yıl tarlaya attığım üre gübreyi 95 liradan torbasını alırken bu yıl 780 lirayı geçti ve tarlamı ekmedim diyor. Bir başka çiftçi ekmekten vazgeçtim diyor. Benim memleketim Denizli Çivril'den çiftçiler diyor ki bu yıl Çivril Ovası'nda kuru tarım yapacak arazi yapılan arazilerin %50'sini boş bıraktık diyor. Çünkü o gübreyi alıp atıp o gübreyi ile üretim yaparak para kazanma ihtimalimiz yok diyor. Yani tarımdan ülkemiz vazgeçiyor. Denizli'de neyse Samsunlu çiftçiler, üreticiler için de durum aynı. Peki ülkenin her kesiminde ekonomik buhran bu derece etkiliyken iktidar ne yapıyor? İktidar sadece toplumun en zengin kesimlerini finanse etmeye, desteklemeye devam ediyor. Biliyorsunuz bu 20 yıllık iktidarda bu azalmadı, arttı. Hiçbir şekilde yapısal olarak yoksulluk çözülmemiştir. Yoksullara ben giderken diyorum ki, yani Roman Mahallesi'nde falan geziyoruz. Ya diyorum ki, sen çocuğunun senden daha iyi yaşayacağına inanıyor musun?
Hayır diyor.